Herkese merhaba. Efendilik'te 10. haftayı da geride bıraktık. Yine birbirinden güzel karşılaşmalar izledik. Bol gollü bir hafta geride kalmış oldu. Haftanın değerlendirmesinde Numan, Aykut ve yanımızda ligimizin hakemlerinden Berkay kardeşimiz var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Merhabalar. İlk olarak tabii ki Berkay'la kısa bir sohbet yapacağız. Değerlendirmenin bu bölümünde. Berkay bir kez daha hoş geldin. Hoş bulduk. Aslında bizler seni tanıyoruz. Biraz da sen kendini izleyenlerimize tanıtır mısın? Ha, evet. Ben arkadaşım dolayısıyla Halil Hoca ile tanıştım. Halil Hoca beni hakem heyetine dahil etti. Ve çok güzel bir ekiple, çok güzel bir organizasyonla karşılaştım. Ve bunun bana günlük yaşantımda çok büyük faydası oldu. Hem ortam açısından hem iyi insanlar açısından. Ve geldik buraya ve çok güzel hani takımlar var belli sayıda. Bunların tabii belli kurallar çerçevesinde ve belli düzenle maçlar oluyor. Çekişmeli maçlar oluyor. İşte yani modu düşük maçlar oluyor. Yani ama hep sürpriz sonuçlar da geliyor ve gayet güzel bir lig. Ve böyle güzel organizasyonlar olması ülkemizde hani çok güzel bir şey. Öyle yani. Peki hakemlikle ilgili neler söylemek istersin? Yani bu yolda ilerleme düşüncen var mı? Burada güzel bir birikim de oluyor aslında senin adına. Kesinlikle. Şimdi hakemlik tabii benim hiç düşüncemde yoktu. Tabii buraya İstanbul'a geldiğim zaman bir şekilde karşılaştık ve aklıma yattı. Hani resmi başvuruları tabii yapmadık daha ama ileriki zamanlarda yapmayı düşünüyoruz. Kesinlikle ekstra bir şey, güzel bir şey ve bana gerçekten birikimleriyle bir şeyler kattı, gelişimimi ilerletti bir şey olduğu için ben devam etmek istiyorum. Hani iyi ki buraya gelmişim, iyi ki de bu organizasyonun içindeyim. Şöyle şimdi hani buraya geldim falan demişken bir istersen ligdeki insanlara da bir bahset, hani adını söyle, ne bileyim nerede okuyorsun, nereden geldin vesaire, onları da söyle. Hani bölümünü falan kısaca bir anlat. Tanıt kendini kısaca. Ben Muğla'dan geldim işte 3 sene önce. Üniversite okumaya tabii. Marmara Üniversitesi'ndeyim. Endüstri Mühendisliği okuyorum. İşte arkadaşım demiştim biraz önce. Hani arkadaşım dolayısıyla buraya geldim. Ve yani her şey çok güzel burada. Dediğim gibi her şey, yani herkes bana bir şeyler katıyor. Hani hocamız, yani buraya geldim hakemliğe sıfırdım. Hiçbir şey bilmiyordum. Hayır, tabii hoca, yine biliyorsun. Aynen, futbol oynuyorsun. Biliyorsun yine bir şeyler. Ama şu an hani her şey hazır gibiyiz böyle. Sadece seyirci eksik. Seyirci de olursa gayet güzel şeyler olacak. Katılıyorum. Ben aslında hakemlik konusunda şu an burada hayır, onun için değil. Berkay burada ama Berkay gibi birçok aslında burada öğrenci arkadaşlarımız var, kardeşlerimiz var. Hani burada Halil Hoca'nın vasıtasıyla özellikle daha çok Halil Hoca öğretiyor. Hani biz de elimizden geldiğince biz de aslında ya, öğrenciydik yani. İlk ikimiz de öğrenci olarak başlamıştık. Bizim de aslında hani serüven böyle başlıyor. Evet. Hani böyle inşallah daha iyi yerlere gitmesini ümit ediyoruz. Zaten Berkay da diğer arkadaşlar da inşallah resmi başvuruları da Nisan ayında yapacağız. Onları da inşallah güzel bir kere. Aslında benim de aklımda hiç olmayan bir serüvendi. Bu kardeşlerim için de böyle. İnşallah güzel bir kariyer yaparsınız. İyi yerlerde inşallah görürüz. Yani hep birlikte oluruz. İnşallah. Son olarak sana Halil Hoca'yı soralım. Ne düşünüyorsun? Halil İbrahim Dinçdağ hakkında ne düşünüyorsun? Burada açık açık söyleyebilirsin şimdi. Tamam, yanında korkmana değil. Gerek. Hiç korkmana gerek yok. Yok, buraya kadar bakar adım geçti mi diye. Geçmemişse kapatır zaten. Boşver sen şimdi rahat atış serbest. Halil Hoca'yı bahsediyoruz. Şimdi Halil Hoca'yı ilk ben ev arkadaşım vasıtasıyla tanıdım. Öğrendim. İsim de var. Samet arkadaşımız. Ev arkadaşım olur kendisi. İşte Samet'i de göremiyoruz ne zamandır. Samet sınavları var aynen ya. İşte o bana tanıttı. Hani nasıl biri de şöyle işte anlattı. Nelere dikkat eder? Hangi pozisyonlara, neleri yapmam gerektiğini. Buraya geldim. Gayet sıcak bir karşılama oldu. Tabii hiçbir şey bilmiyorsun. Hani şunu şurada yapacaksın. Ben maç sırasında soruyorum. Hatam oluyor. Hani şunu ne yapmalıyım? O kendisi gördüğünü söylüyor. Yani gayet sıcak bir ortam. Hani ilgisi yüksek. Ondan sonra WhatsApp grubumuz var. Hakem heyeti diye. Hani oradan pozisyonlar tartışılıyor bazen. İşte başka organizasyonlara gidiyoruz. Hani hocayı çağırıyor. O bizi maçlara götürüyor. Ara ara bize orta hakem maçları veriyor. Bizim tecrübemizin artması için. Gayet bize elinden geldiğince destek oluyor. Yani dışarıda da maçlara gidiyoruz mesela.
Süper Lig maçlarına. Öyle dışarıda da aktivite yapıyoruz. Gayet güzel yani. Bu sahaya aslında yabancı değilsin. Değilim. Maçlara oynuyorsun. Aynen. Gazoz Ligi'nde de oynuyorum. Diğer bir ligde. Orada tiyatroda oynuyorum. Biz 3 senedir birlikte oynuyoruz zaten birlikteyiz. Berkay'la yani. Hani aslında iyi. Bizim de öyle bir arkadaşlığımız var. takım arkadaşlar. Senden bahsetmedi ama. burada geldim. Alican abi tanıdım. Ahmet abi, kameraman abi tanıdım. Numan abi, Aykut abi, hepsi çok birbirinden değerli insanlar. Hani iyi ki tanımışım diyorum. Hani tiyatroda da oynuyorum. Orada da gayet güzel, sıcak bir ortam var. Herkesi iyi ki tanımışım. Hani bana çok büyük katkısı var. Pekala. Evet. Eklemek, sormak istediğiniz bir şeyler var mı Numan? Son olarak söylemek bakalım, istiyorum. Aslında bizim değil, sizin bize daha çok katkınız var. Biz de hakikaten çok beyefendi, akıllı hani insanlarsınız. Biz sizi tanıdığımız için aslında biz de çok mutluyuz. Sizin de bize fazlasıyla katkınız var. Evet. Herkesin bunda, tabii ki. Numan'ın dediğine katılıyorum. Katılıyorum evet. İlk kez olacak sanırım ama katılıyorum. Neyse. Berkay'ı fazla bekletmeyelim. Soğukta. 3 saattir de evet, aynen, bekletmeyelim. Evet. Hem eğitim hayatında hem de buradaki maçlarda bir kez daha başarılar dileyelim. Teşekkür ederim. Tüm arkadaşlarımıza örnek olsun aslında evet. Buradaki uygulama diyelim. Teşekkürler Berkay. Seni uğurlayalım. Tamamdır, görüşürüz. Değerlendirmeye devam edeceğiz. Çok sağ ol. Evet, kaldık baş başa. Aykut, Numan ve ben. Kaan Emre yok bu hafta değerlendirmede. Bu hafta da biz ona sallayalım. yapmayalım yani. Yok, mikrofonu Numan'a verirsem susmayacak o yüzden. Evet, o yüzden biz kendi aramızda. Evet, hızlıca değerlendirmeyi yapalım. Az önce de bahsettim değerlendirmeyi açtığımda. Bol gollü bir haftayı geride bıraktık. Maçlardan biraz bahseder misin Numan? Maçlardan aslında pazartesinden başlarsak FBU Hibrit karşısında 1-0'lık galibiyeti var. Aslında önemli de gol yollarında önemli oyuncuları da eksik olmasına rağmen Sercan ve Göksel'in yokluğunda evet. 1-0'lık galibiyet aldı. Bunun dışında Spartak İstanbul son maç karşısında 4-1'lik aslında biraz da rahat bir galibiyet aldı. Spartak da yeni artık canlanmaya başladı diyebiliriz. Bunun dışında Goodfellas'ın 3-0'lık bir Nevizade galibiyeti var. 1-0'da aslında çok kritik bir yerde skoru yani farkı 2'ye çıkararak yani, az sonra konuşacağız. Az sonra konuşacağız. Goller maçı koparmasını ikinci bildi. İkinci yarıda gelmişti o evet, maçta. Yani aslında skor olarak rahat gözükse de maçın gidişatı açısından rahat bir maç değildi. Evet. Teşekkür ederim. Tam olarak bunu anlatmak istemiş. Kısaca anlatmış oldu Aykut. Evet. Keyfe Keder Vol karşısında 5-2'lik bir galibiyeti vardı. Salı gününün ilk maçı aslında Vol'un önde başladı. Bir anda geriye düştü. Yok, önde başlamadı. Önde başlamadı. Şöyle Vol Akut önde başlamıştı. Düzeltiyorum. Çok karıştırdın. Sen bir, biraz dur tamam, sen. Vol aslında hızlı başladı. Onu demek Vol istedi yaklaştı. Numan. Evet, Vol gole çok yaklaştı. 2-3 tane de pozisyon kaçırdılar ama farkı azalttılar. Birkan Hoca'nın kurt golcülüğü diyelim. Yine sahneye çıktı. 2 gol üst üste attı yanlış hatırlamıyorsam ya da bir tane attı sonra Ali attı. Ondan sonra 3. gol attı. Fark açıldıktan sonra farkı kopardılar, maçı kopardılar. 5-2'lik farklı bir galibiyet, yani. Farklı bir sonuç. Vol'da aslında yani yine skor olarak kopan bir maç ama son dakikalarda kopan bir maç aslında. Son dakikalara kadar yine 3-2 Vol maçı 3-2 devam ettirebildi. Ama sanırım son vuruşlarda biraz beceri problemi vardı diyelim. Hani bitiremediler pozisyonları. O yüzden 2 gol de sonradan yiyerek 5-2 mağlup ayrıldılar. Bence motivasyon problemi var Vol'da biraz. Ya aslında iyi mücadele ediyorlar, bırakmıyorlar ama hani bir fark, iki fark geriye düştüğü zaman bir anda düşüyorlar oyundan. Aykut'a katılıyorum. Son vuruşlarda biraz daha evet. iyi olmaları gerekiyor. Evet. Şimdi anlatmak istediğim maça geçebiliriz. Buyur. Anlatmak istediğim, öncelikle Ali Rıza abiye buradan tekrar sevgiler. Her hafta sevgilerimi iletiyorum. bu hafta Akut maçı inanılmaz bir maçtı. Hangi zaten. Maç? Akut Fire Dryer maçı. 2-0 önde başladı. 2-2 oldu. 3-2 Fire Dryer öne bir geçti. Bir o takım öne geçti, bir o takım öne hani, geçti. 3-3 yaptı. Akut tekrar 4-3 oldu. 4-4 oldu. En sonunda 6-4. Akut. 6-4 kazanmasını bildi diyelim ama hakikaten çok keyifli bir maçtı. 10 gol evet. Hani iki takımı da tebrik etmek lazım burada ama Akut'u da tabii ki ayrıca tebrik ediyoruz. Haftanın bence en keyifli maçıydı. Benim için. İstatistik anlamında biraz sana epey bir iş düşecek herhalde. Bol golü bir hafta yanlış oldu. Yanlış saymadıysam 30 tane gol atılmış. Yanlış saymadım herhalde bilmiyorum ama bu hafta 30 gol. Bu da muhtemelen 10. hafta
en gollü hafta oldu hafta o zaman. Ve son maç gecenin ve haftanın son maçı. Kalipso Bordura maçında da 2-1 Bordura galibiyeti var. Bordura'da yine bu hafta da eksikler vardı. Ama bunun dışında Kalipso'yu da ben çok etkili göremedim açıkçası. Hani daha iyi oynayabilirdi çünkü Kalipso bu yıl daha iyi başlayan bir takımdı aslında. Daha etkili bir takımdı. Bu haftanın sonuçları bu şekilde. Bu şekildeydi. O zaman değerlendirmeye devam edelim. Haftanın takımı. Haftanın takımı demin de bahsetti. Numan'ın ağzından düşüremediği Akut haftanın takımı oldu. ya çok güzel, çok güzel bir maç. 10 gollü bir maç. Ligde görmek istediğimiz tarzda maçlardan biri. 10 kez tweet yazmış olduk. Hatta şöyle hani onu da belirtelim. Yani sonuçta 2-0 Akut öndeydi. Maçı 3-2'ye getirince Fire Dryer biz hani kenardan dedik ki acaba yani Fire Dryer herhalde haftanın atacak takımı olacak. Yani bizim de kenarda bir çekişmemiz vardı yani saha içindeki çekişme. Fire Dryer takımı olacak, bir Akut olacak diye konuşuyorduk. Akut son dakikalarda yine 4-3 geride olmalarına rağmen 4-4, 5-4 ve 6-4 ile güzel de goller oldu bu arada maç içinde. Onlara da değineceğiz ama şöyle Akut söyleyelim. Hafta boyunca yani bu hafta boyunca birçok aşırtma golü izledik golü. Yani sayı 4 ya da 5 aşırtma golü vardı herhalde. Saysak 6-7'ye de çıkartırız muhtemelen. Keyfe Gelen maçında özellikle. Keyfe Gelen maçında var, Spartak maçında var. Çok fazla var. Bu hafta bol bol aşırtma golü. Evet. Servay'da FBO'da aşırtma golü atmıştı. Haftanın takımı Akut dedik. Diyoruz. Akut futbol. Tebrik ediyoruz onları da. Onlar da yanlış hatırlamıyorsam uzun bir süredir galibiyet alamıyorlardı. Akut'u tebrik edelim. Tebrik ediyoruz. 6-4'lük bir sonuçla 2 puanı hanelerine yazdırdılar. Haftanın oyuncusu Numan. Haftanın oyuncusu haftanın oyuncusu Gutfellas'tan İskender oldu. Kendisi ikinci yarı oyuna girmesine rağmen takıma sağladığı katkı, bir gol bir asistlik bir katkısı var. Bir gol iki asistlik düzeltiyorum katkısı oldu. Zaten İskender takımın bayağı etkili isimlerinden biri özellikle gol yollarında. İkinci yarıda oyuna girdi. Çok süratli bir oyuncu. İkinci yarıda oyuna girdi ve skoru da aslında açan kişi oldu. Goller kilidi açan geldi. Kişi o oldu. 0-0 gidiyordu çünkü maç. O girdikten sonra fark yarattı demek ki. Onun girmesi gerekiyormuş. Evet. Tebrik ediyoruz İskender'i. Tebrik, takımının tebrik. Galibiyetinde gerçekten büyük pay sahibi oldu. Evet. Şöyle baktığımızda geçen hafta Birkan Hoca'yı seçmiştik. Yine önemli bir performans gösterdi. Hat-trick yaptı, bir de asist yaptı. Onu da tebrik edelim. Spartak'ta Ekin'le Talha öne çıktı. İki gol, bir asist. İkisi de. İkişer gol, birer asist yaptılar. Başka onlar öne çıkan öyleydi. İsimler var mıydı aklınıza gelen? Serbay vardı. FBO'da. Akut'ta Yavuz var. Erman Faydır Ayır'da takımına yardımcı olmaya çalıştı. Başka aklımıza gelen... Yani şu an için yok ama hani bol golü geçti zaten maçlar. Birçok isim takımlarında galibiyetlerde puan almalarında takımlarının katkısı oldu diyebiliriz. O zaman haftanın golü. Haftanın golü aslında çok fazla adayımız var. Demin de belirttiğimiz gibi çok fazla aşırtma golü vesaire oldu ama bu gecenin ikinci maçında Fire Dryer'la Akut arasında oynanan mücadelede sanırım öne geçiren dördüncü golü Erman'ın 4-3 olmuştu o golde. Erman'ın uzak mesafeden Ali Rıza abi topu uzaklaştırdı ayakla. Topu göğsüyle kontrol ederek bir oyuncu ekarte etti. Ardından da sol ayağıyla ayak içiyle çok güzel, çok düzgün bir vuruş yaptı. Böyle aşırtma bir vuruş gibi aslında. Öndeydi Ali Rıza abi. 2-3 hafta önce de sağ ayağıyla yine Nevizade maçında sanırım. Aynı şekilde bir gol atmıştı ama daha taraftan. Uzaktan. Bu sefer sol ayakla daha ince bir vuruş, daha klas bir vuruş yaptı. Yine aşırtma diye nitelendirebileceğimiz bir vuruş. Güzel bir goldü. Onun dışında eklemek istediğiniz bir gol var. Birkan Hoca'nın voley attığı estetik bir goldü, voley golü. Jeneriktik bir goldü adeta. Güzel bir vuruşa imza attı. Başka aklınıza gelen aşırtma goller vardı. Serbay'ın golü vardı. Spartak'tan Ekin'in golü var aynı şekilde. O da aşırtma bir gol. Dediğin gibi Serbay'ın aşırtma golü vardı. Onun dışında aklımıza yine Birkan Hoca'nın iki tane golü var yani. Bir maç attığı goller. Direkten girdi direkt, o da bir aşırtma golüydü. Bahsettiğin kurt golü işte. Evet. Tam kurt golü. Kaleci önde yakaladı ama affetmedi yani. Evet, gerçekten saydığımız gollerin hepsi aslında bu hafta aşırtma golü. Evet, yani güzel de goller geldi. Evet, gerçekten. Tebrik edelim. Böylelikle
Son olarak da haftanın kurtarışı. Haftanın kurtarışı Numan, sende. Haftanın kurtarışı Goodfellas'tan Emre'nin kurtarışı oldu. Aslında çok estetik kurtarıştan ziyade çok önemli bir kurtarışa kritik imza attı. Çünkü 1-0 öndeyken Goodfellas Nevizade'nin atağında hani iyi Erol abiydi herhalde. Erol abinin tam vuruşu yapan kişi kim hatırlamıyorum. Ama o kurtarış aslında bir önde de maçı da kazandırmış oldu. Evet. Sonrasında iki gol daha geldi. Sonrasında iki gol daha geldi ve Goodfellas'ın galibiyetiyle sonuçlandı. Etki etti galibiyete Emre. Emre'yi tebrik ediyoruz. Tebrikler. Başka kurtarışlar var mıydı? Benim aklıma gelen Spartak'tan Ahmet'in kurtarışı 90 dediğimiz noktaya. Vuruşunda, evet. Oraya uzanarak çıkarmış. Top sağdan geldi yanlış hatırlamıyorsam. Yine sağ ayak içiyle Soykan çok düzgün bir vuruş yaptı. Çift elle çataldan aldı diyebiliriz futbol tabiriyle. Bu akşam da Hüseyin abi serbest vuruşta ilk önce tabii kurtardı. Çok sonrasında top direğe çarptı. Karambol oldu. Gol bir türlü gelmedi. Çok eğlenceli bir pozisyon aslında. Muhtemelen arkada dönüyordur şu anda o pozisyon. Dönmüyorsa da tekrarını açıp izlemenizi tavsiye ederim. Kiev karamboli dediğimiz Beşiktaş-Kiev maçından anımsatan öyle bir pozisyon oldu. Eğlenceli anlardı, eğlenceli dakikalardı. Hatta Vol kulübesi de bizim kulübeye kadar geldi, gözlemci kulübesine kadar geldi. Gol olacak mı diye ama 5 dakika boyunca topu kaleye sokamayarak... Uzaklaştıramadılar, gol de atamadı. Karşı takım bir karambol, evet, karambol oluştu oldu, orada evet. Diyebiliriz. Bu şekilde de kurtarışlar mevcuttu. Evet. Ahmet abi bu hafta da sahada görmedik. Spartak kazandı. Tebrik ediyoruz Ahmet abi. Evet. 4-1'lik bir galibiyet. Çok önemli bir rol oynadı bence Ahmet abi. Evet, golleri çekmiş oldu tabii ki takımının Ahmet abi de. Numan bu hafta kısa konuştu. Evet, az ona konuştu. Tebrik ediyoruz. Centilmenlik durumu var mıydı? Centilmenlik son maçta, Mecit abinin faul, evet, var pozisyonda hani durdurun oyunu diyerek. Maç içinde zaten hep oldu. Centilmence bir maç geçti. Topu durdurun hani oyunu durdurun hani faul yaptım gibisinden bir ne denir? Centilmence evet, bir hareketi oldu. O açıdan bıraktı. Evet, bıraktı topu rakibe. O açıdan da tebrik ediyoruz kendisini. Haftanın değerlendirmesini noktalayacağız. Numan, eklemek istediğin bir şey var mı? Yok, teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol. Aykut sen? Yok, teşekkür ederim. Numan yerine Kaan Emre'yi buraya alsak artık, daha iyi olur. Artık buralarda değil, artık yeşil sahalarda umarım beni görürsünüz. Öyle bir şey olmayacak. Olmayacak. Bunun evet, müjdesini veremiyoruz. Bunun müjdesini veremiyoruz ama konuşulabilir yani. Efendi Lig'e yeni bir topçu kazandırılabilir. Sen kamerayı kapatıyorum. Hayır, kapat. Ahmet abi, evet, artık yeter diyor sanırım. Senin eklemek zaten istediğin bir şey var mı Alican? Ben teşekkür ederim. Güzel bir haftayı geride evet, bırakmış hafta, olduk. Evet. Bol gollü bir haftayı geride bıraktık. Herkese, emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür edelim. Gelecek hafta ben olmayacağım salı günü. Bunu buradan duyuralım. Bir başka haftanın değerlendirmesinde yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.